Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. IMB kripto üzerindeyiz arkadaşlar ve Lunch Coin hakkında hazırlanan bu habere bir göz atacağız. Uzun vade değerlendirmeleri de mevcut. Genel olarak bunu bir değerlendireceğiz. Güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Şu alttaki şeyden nasıl kurtulacağım onu da bilmiyorum işte ama. Silvergate Bank'ın çöküşüyle hızlanan en son kripto piyasası düşüşü orijinal ancak büyük ölçüde feshedilmiş tere e, blockchain ekosistemine güç veren kripto para birimi lunç üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. E, büyük bir baskı oluşturuyor haricinde şunu da söylemek lazım arkadaşlar. Şu an en son işte e, soruşturma başlamasıydı oydu buydu derken lunç fiyatları daha da baskılandı. Bir kere böyle de bir durum var. Tabi şu an e, an itibariyle yükselişler yaşasa bile üzerinde bir baskı olduğunu söylemek lazım. Cuma günü altcoin fiyat listelerinde %10'un üzerinde düşüş gördü. O zamandan beri kripto para biraz istikrar kazanmış olsa da hala düşüş trendinde e, değil. Şimdi şöyle haber biraz e, bir iki günlük olduğu için arkadaşlar eskimiş. Şöyle bir durum var. Tabii ki piyasa düşüşlerinden Luna da etkilendi. Nitekim makroekonomik unsurlar da pozitife döndü diyebiliriz. Çünkü enflasyon verisi iyi bir şekilde %6 olarak açıklandı. Bu da piyasada özellikle lunge üzerinde pozitif etkiler yarattı. Son düşüşlere rağmen lunge topluluğu altcoin'in fiyatını arttırma önerileri etrafında bir araya gelirken lunge'ün yakın gelecekte tekrar toparlanması e, muhtemel evet. Şöyle bir durum var biliyorsunuz e, yarın teraport finance çıkıyor arkadaşlar bu yakıma da başlayacağı münasebetiyle bir katalizör oluşturacaktır. Fiyat öyle uçup kaçmayacaktır ama hiç değilse üzerindeki bu e, sıkıntılı ortamı bir nebze giderecektir onu söyleyeyim haricinde Rexis tarafından gelecek olan yakın zamanda beklenen USDC yeniden 1 dolara sabitleme üzerine iki yeni teklif bekleniyor ben yarın olacağını düşünüyorum bilmiyorum e, bekleyip göreceğiz bunlar da lunch fiyatını açacaktır arkadaşlar. Lunc Mayıs 2022'de Terra ekosisteminin çöküşünün merkezinde yer aldı. Madeni para geçen yıl Kasım ayından kripto e, borsası FTX'in çöküşünden de ciddi şekilde etkilendi. Piyasa değeri o zamandan beri 1.5 milyar dolardan 1.04 milyar dolara kadar düştü. Tabi doğrudan sebebi bu değil. E, ancak bunun da etkileri oldu. Terra 2.0 blok zincirindeki işlemler hisse ispatı post e, mutabakat mekanizması aracılığıyla doğrulanır. E, POS'un pozitif olduğu yanlar var, negatif olduğu yanlar var arkadaşlar. Fakat ben genel itibariyle e, pozitif olduğunu düşünüyorum ve POS'u seviyorum. Aynı zamanda Ethereum'un da benimsediği bir mekanizmadır. Önde gelen kripto para birimi Ethereum'da bir çalışma kanıtı mekanizmasında bir kanıt e, kanıtı mekanizmasına geçiş yaptı. E, bu da Merge ile birlikte oldu arkadaşlar biliyorsunuz. A belirli bir zamanda çalışan 130 doğrulayıcıya sahiptir. Bir post platformu olarak çok çevre dostu bir belirteç olarak kabul edilir. Evet konuyla alakalı ekstradan projeleri de bulunur arkadaşlar. Terra ve tera klasik ekosisteminin örneğin oriwill gibi projelerle birlikte beraber çalışmaktadır. Bu da özellikle uzun vadede madencilik ve regülatör etkilerinde olumlu sonuçlar almasına yarayacaktır. Bunu unutmamak lazım önemlidir. Bu tahminler neden önemli? Stablecoin madeni para sahiplerini diğer kripto para birimlerinin oynatmaya karşı korumaya amaçlar. USD gibi bir fiyat para birimine veya destekleyici bir kripto para birimine sabitlenir. USD, LUNG o zaman yalnızca Luna sabitlendi diyor. Evet, zamanında e, sabitti ve e, Luna ile teminatlandırılıyordu, yani LUNG ile teminatlandırılıyordu. Tabii ki şu anda durum çok daha farklı, bozulmuş bir ekosistem ve Mim coin gibi davranan bir e, LUNG var arkadaşlar. Fakat eskiye dönüş senaryosunun ve yeni önerilerin Zaten burada loncun fiyatını yükselttiğini biliyoruz. Dolayısıyla ekip bunun için çalışırken orta uzun vadede lunc fiyatlarında tabii ki yükseliş öngörüyoruz. Sorun burada başladı. Bir kripto para birimi hiçbir şekilde altın rezervlerine eşdeğer değildir. Luna fiyatları istiklalsizlaştıkça USD fiyatlarında olumsuz etkiledi ve Mayıs 2022'de tüm stablecoin sistemi çöktü. Tabii. Çöküşün çok fazla farklı noktada ana sistemi var. E, de bunu ortaya çıkardı. Konuyla alakalı geçmişte de uzun uzun konuştuğumuz için burada bahsetmiyorum arkadaşlar. Ancak tabii teminatlandırmada sorunlar yaşandı. Yüksek faiz devamında toplu çekişle kaydı ve ölüm sarmalına girdi. İlk birkaç yıl boyunca Lunch iyi performans göstermeye devam etti. Hatta 2021'in sonunda piyasa değerine göre ilk 10 arasındaydı. Burada her zaman bir bu arada bu şey kısmını ya çöküş kısmını geçiyorum. Tabii her zaman bir sıkıntı vardı arkadaşlar onu da söylemek lazım. 2019'daki lansmandan bu yana 119 işte dolara ura, e, ulaştı. Şu anda 12 pozisyonlarında bulunduğunu dile getiriyor haberin yazıldığı itibariyle. Bloomberg Mayıs 2022'de yaklaşık 45 milyar dolar kaybettiğini bildirdi. Terraform Labs e, tabi para cezasına çarptırıldı ya şöyle bir durum var. Hala soruşturma devam ediyor. Büyük ihtimalle TFL tarafına arkadaşlar sıkı bir ceza patlatacaklar gibi duruyor. Bunu da şimdiden açık bir şekilde söyleyeyim. Şimdi biraz daha işin tahmin boyutuna geçelim. E, neler var neler bekleniyor bunlar üzerine konuşmak lazım. E, farklı tahminlerde yine. 2025 dahilinde Telegram 0.28 dolar olacağını belirtirken burada coinpedia tarafında işte 2.0.28 beraberinde 2.0.17 dolar civarında fiyat tahminleri mevcuttur arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki fiyatlara şöyle kıyasen göstereyim ben burada 0.28'leri biraz fazla buluyorum ya mümkün müdür <laughs> mümkündür ama en nihayetinde arkadaşlar ben tek sıfıra ilerleyemeyeceği fakat yaklaşacağını düşünüyorum. Tamam mı? Mesela öyle bir şey söyleyeyim ki 0.28'li fiyatlar bana yüksek geliyor. Fakat buradaki Coinpedia'nın maksimum olan 2.0.28'lerde düşük geliyor aksine. Bunun bir orta noktasında ben olacağını düşünüyorum. 2023'te zaten bir parti yukarı yapar. Devamında 2025'te korelasyon kazanır, son boğa hareketinde bir parti daha yükselir arkadaşlar. Bu şekilde bir senaryo izlenir. Ortalama 2.04-2.05'lerde ben e, olabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Tabi bakalım ne olacak, ne bitecek. E, bunu bekleyip göreceğiz. E, 2030 fiyat tahminleri var. Burada e, Bitcoin Wisdom ve Telegram'ın ayrı ayrı bulunmak suretiyle e, Bitcoin Wisdom 2.026'lar. Telegon ise arkadaşlar 5.023'lerde olabileceğini düşünüyor. Telegan ayrıca 2028 itibariyle USDC'nin yeniden 1 dolara sabitleneceğini düşündüğü için aslında burada destekli bir fiyat tahmini yapıyor. Ama bu çok spekülasyona girer arkadaşlar. Dolayısıyla 2030'da hangi fiyatta olup olmayacağını konuşmak şu an mantıklı değil. Yani mantık çerçevesinde bir değerlendirme olmaz bu. Lunge o zamana kadar yaşar mı? İşte istikrarını korur mu, korumaz mı? Bilinmiyor. 2025 fiyat tahminleri tabii burada daha mantıklı olacaktır. E ben şahsen işte e, 04 civarları e, 204 civarlarında bir fiyat yakalayabileceğini Lunc'un ve böyle bir potansiyele sahip olduğunu genel itibariyle düşünüyorum arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça kalın.